Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Eylül Cuma ABD Gulfstream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 19.25'te başlıyor. İlk koşu bir maiden koşuyla 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1300 metre kompiste start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 50 binlik bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 39 bin dolar olan. Son 50 onla start alacak olan 8 numaralı Aldo Stream. 4 numaralı Rock'n'Roller Kevin Grigger'la. 1 numaralı Smooth Motion Emizel Jaramillo ile ve 2 numaralı Gerard son olarak 2 numaralı Gerard Line Race'de ve son olarak da 7 numaralı Suerte bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu yine bir maiden satış koşusu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1400 metre kompiste start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 16 binlik bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 21 bin dolar olan. Burada da 4 numaralı Drop Kick Queen ile başlayacağız. Marcos Meneses ile start alacak olan 65 binlik koşudan bu koşuya geliyor. 5 numaralı Poetic Union Edgard Prez ile start alacak. Son olarak 3 numaralı Roll Gypsy Roll Sonny Leon ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kumpiste bir şartlı koşu. Koşuya baktığımızda koşu 32 bin dolarlık bir şartlı koşu. Buradan 7 numaralı Pudding'le başlayacağız. Büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. 1200 metre kumpisteki önceki startında ikinci oluyor. Grup 3 koşuda. Son startında da bir Black Type koşuyu 1400 metrede kazanıyor. 1.24.22 derecesiyle aynı jockey ile 7 numaralı Pudding. 6 numaralı Smiling Toothless. Bu da 1400'ü 1.22.51'de koşmuş Gulfstream Park'ta 21 Ağustos'ta 25 binlik şartlı satış koşusunu kazanıyor son startında Edgard Prado ile. Bugün de aynı jokeyle ile start alıyor. Daha sonra 4 numaralı Yes I Am A Beast de ekür olan 2 numaralı Uncorked The Battle var. Yes I Am A Beast de Emizel Jaramillo ile start alacak. Önceki startında bir ikinciliği var. Ondan önce 27 Mart ve 12 Mayıs'ta 1200 metre kumpisteki koşularını kazanmış bir isim. Ekürisi de 2 numaralı Uncorked Battle 1600 ve 1200 metre kumpisteki son iki startını kazanmış bir isim. 1200'deki derecesi 1.11.03 son startında. Bir de 5 numaralı Spear Gun Edgard Perez ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Dördüncü koşu 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kumpiste bir opsiyonel satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 25 binlik bir şart satış koşusu, toplam ikramiyesi 34 bin dolar olan. Burada 1100 metre kompisteki önceki startını 17 Temmuz'da 25 binlik maiden satış koşusunu yaklaşık 4 boy farkla kazanan 2 numaralı Le Boyana son startında da bir Black Type koşuda ikinciliği var. 1100 metre tapeta pistte Sonny Leon'la bugün de aynı jockey ile start alıyor. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda öne çıkan bir isim. Ben de tek olarak öneriyorum 2 numaralı Le Boyana'yı. Beşinci koşu bir maiden koşu 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre kompiste start alacak günün en zor koşusu bana göre. Koşuya baktığımızda koşu 50 bin dolarlık orta grup bir maiden koşu biraz fazla isim yazdık burada. 7 numaralı Kikilav Çantalı Sütenlent'le ilk şans verdiğim isim 1100 metre 45 binlik kumpiste 45 binlik maiden koştu. Üçüncülüğü var son startında. 6 numaralı TT's Woman Safiye Joseph Junior'ın antrenör ettiği Luca Panisi. Panik ile start alacak olan bir isim. 9 numaralı Dreaming in Style Kevin Grigger'la. 10 numaralı Queen Valentina Edgard Perez'le. Constitution yavrusu. 3 numaralı Gem Cat Emizel Charamillo'yla ve 2 numaralı Hila Hoti Sonny Leon'la bu koşuda şans verdiğim isimler. 6. koşu da bir maiden koşu. İkinci 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kompiste start alacak. Koşuya bakalım koşu. 50 binlik orta grup bir maiden satış koşusu. 5 numaralı At the Crossroads Edwin Gonzalez ile şans verdiğim ilk isim. 1200 metredeki ilk startında ikinciliği var. 45 binlik maiden koşuda. Sonra 55 binlik bir maiden koşuda favori olduğu son startında 1400 metrede üçüncülüğü var. 3 numaralı Welthall Kevin Grigger'la 6 numaralı Angelic Gal Edgard Perez'le ve son olarak 4 numaralı Nucci Lionel Reyes ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 7. koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1670 metre tapeta pistte bir satış koşusu.
Koşuya baktığımızda koşu 10-12.500 bandında bir satış koşusu, toplam ikramiyesi 22.000 dolar olan 9 numaralı Sonic Kitten son 3 startında 1670 metre tepede pistte 12.500'lük bir satış koşusunu kazanmış iki koşu öncesinde. Daha sonra 20 binlik bir satış koşusunda ikinciliği var. Bir önceki startında 9 numaralı Sonic Kitten. 2 numaralı Rockstar Edgar Zayas'la start alıyor. 1700 metre tepede pistte son startında boyun farkıyla ikinciliği var. Bir de 1 numaralı Starship Wizard Edwin Gonzalez'le bu koşuda şans verdiğim isimler. 8. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1670 metre tapeta pistte yine. Koşuya baktığımızda koşu 25 binlik bir şartlı satış koşusu, 51 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 5 numaralı Venezuelan Trump Sonny Lyon'la bu koşuda şans verdiğim ilk isim, 1670 metre tapeta pistte önceki startında 20 binlik bir şartlı satış koşusunu kazanıyor. 7 numaralı Parkland Edgar Zayas'la start alıyor. Son startında 1670 metre tepe tepiste 20 binlik bir satış koşusunu kazanıyor boyun farkıyla. 4 numaralı Laker Mamba Emizel Ceremilio'yla start alıyor. O da son 3 startında 1670 ve 1700 metre tepedeki 35 binlik satış ve şartlı koşuları kazanıyor. Son olarak 2 numaralı Yamato Luca Paniki ile koşuda şans verdiğim isimler. Son koşu yine bir maiden koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre tapeta pistte maiden satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 25 binlik bir maiden satış koşusu, toplam ikramiyesi 29 bin dolar olan. 7 numaralı Sir Samuel ile başlayacağız. Lionel Reyes ile start alacak olan 45 binlik ve 20, 40 bin ve 25 binlik maiden satış koşularında üçüncülükleri var. 1670-1700 metre tapeta pistteki son iki startında. 2 numaralı Strong Again Marcos Meneses ile 5 numaralı Win No Joke Edgar Zayas'la 4 numaralı Tactical Force Sonny Liston'la ve son olarak 8 numaralı Travel Guide Emizel Jaramillo'yla bu koşuda şans verdiğim isimler. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin. İlk ayak 8 numaralı Aldo Stream, 4 numaralı Rock and Roller, 1 numaralı Smooth Motion, 2 numaralı Gerard ve 7 numaralı Suerte. İkinci ayak 4 numaralı Dropkick Queen, 5 numaralı Poetic Union ve 3 numaralı Roll Gypsy Roll. Üçüncü ayak 7 numaralı Pudding'le başladık. 6 numaralı Smiling Deathless, 4 numaralı Accuracy, 2 numaralı Uncorked the Bottle ve 5 numaralı Spear Gun koşuda şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu 2 numaralı Le Boyana koşuyu son Lyon'la kazanır gibi gözüküyor. Beşinci koşu 7 numaralı Kiki Love, 6 numaralı Titi's Woman, 9 numaralı Dreaming in Style, 10 numaralı Queen Valentina, 3 numaralı Cem Cat ve 2 numaralı Hiale Hati. Altıncı koşu 5 numaralı At the Crossroads, 3 numaralı Weld Hall, 6 numaralı Angelic Kal ve 4 numaralı Nucci şans verdiğim isimler arasında. 7. koşu 9 numaralı Sonic Kitten, 2 numaralı Rodgar ve 1 numaralı Starship Wizard. 8. koşu 5 numaralı Venezuelan Trump, 7 numaralı Parkland, 4 numaralı Laker Mamba ve 2 numaralı Yamato. Son koşuda da 7 numaralı Sir Samuel, 2 numaralı Strong Again, 5 numaralı Wind No Joke, 4 numaralı Tactical Force ve 8 numaralı Travel Guide önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. İzleyen arkadaşlar da en azından beğen butonuna basarlarsa kanala destek vermiş olurlar. Hepinize bol şanslar.